Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doblocu Gökay. Beyler bugünkü arabamız Dacia Logi Larute 7 kişilik olan modeli. Şimdi beyler şöyle tekrar çevireyim. Şimdi mikrofonsuz inşallah son videomuz olacak. Bu sefer kablosuz güzel pahalı bir mikrofon alacağım. Neredeyse kamera fiyatına eşdeğer bir mikrofon. Daha da kolay çekimlerimiz olacak. Sesim inşallah güzel geliyordur. Bu seferlik son videolu idare edin beni. Bundan sonraki videolarımız mikrofonla ve güzel bir şekilde gelecek. Şimdi hafta sonuna denk geldiğimiz için alamadık. Muhtemelen videoyu izlediğiniz sırada pazar günü almış olacağız. Cumartesi günü işlerimiz vardı. Arabalara ilan girdik, uğraştık falan filan. Birkaç dışarıda arabamız vardı, onları getirdik. Beyler arabamız 2015 model Dacia Logi Larute 7 kişilik. İşte orta paket mi oluyor tam olarak bilmiyorum ama bunların full step by oluyor diye biliyorum. Bu araba abi böyle minibüs desen değil, işte Doblo gibi desen değil, MPV tarzı, bu yurt dışında kullanılan MPV derler bu arabalara, aile arabası gibi, işte nasıl desem, anladınız demek istedim, o tarz bir araba. Fakat abi Renault motoru var. Araba geniş, ferah, göl gibi araba. Yakıtı da az, yani Renault motoru dememin sebebi o, kötülemekten değil. Yayla gibi araba ve ülkemizde de sevildi yani. Bu arabanın muadili olmadığı için, şöyle muadili var, eski arabalarda var. Örnek veriyorum, bir tane Scenic, Grand Scenic'ler var 7 kişilik. İşte Grand Picasso'lar var, bir tane Grand Picasso'muz vardı 7 kişilik videosu. İzlemeyenler için söyleyeyim kanalda. Şimdi araba abi, neden bizim ülkemizde geniş aileler var veya geniş araba sevilir yani. Doblo'nun sevilme sebeplerinden birisi, işte Doblo tarzı arabaların sevilme sebeplerinden birisi. Araba geniş abi, istediğin kadar adam bindiriyorsun, malzeme koyuyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Hem işini hem aileni kullanıyorsun arabanı. 7 kişilik olmasında da abi, şimdi herkes 5 kişilik, 4 kişilik aile değil. İşte nenesi olur, dedesi olur, dayısı olur, teyzesi olur, kuzeni olur, çoluğu olur, çocuğu olur. Bu araba abi gider yani. Hem de az yakıyor, bakımı kolay. Yani alınmaması için bir sebep yok. Satışı da kolay. Öyle amşamda pahalı bir araba değil. Baktığında şu an sembol parasını alıyorsun. Biz bu arabayı 96.000 TL'ye ilana koyduk. İşte o paraları da vereceğiz yani. Bizim biliyorsunuz rakamlarımız uygundur her zaman diğer arabalardan. İşte muadilleri de o paradan başlıyor. 2013'leri 90 liradan falan başlıyor. Bu araba 2015. 190.000 arabamız. Şöyle hemen içini göstereyim. Biz koltuğunu yatırdık, bagajını kullandık çünkü. Şuradan şöyle çok basit abi, koltuğunu yatırıp geri açmak. Şu kenarda mandalları var abi. Çekiyorsun, şimdi kamera elimde olduğu için şekilde açılıyor, alttan kilitlendi, şimdi öne doğru gitme şansı yok. Bunu indirmek için de şu ipi çekiyorsun, mandalı açılıyor. Aynı şekilde iniyor. Şuradan daha sonra bağlamak için ıvır zıvırları var. Arkada oturan için diz mesafesi küçük mü küçük ama iş görür abi, o kadar da dar değil. Arabanın hani 7 kişilik ama içi, arka koltuğu da dar değil aynı şekilde. Göl gibi araba, bak da 5 kişi çok rahat oturur. Yani 4 kişi bile sıkıştırırsın arkaya. Şöyle tekrar göstereyim şeyleri, arka koltukları. Canavar gibi abi, arka koltuklarda yukarıdan gelen memnuniyet kemerleri var. Güvenli bir araba mı tartışılır abi. Güvenli yani, şimdi Renault kasası, Dacia kasası çok şey arabalar değil. Hani sacı kalın veya dolu arabalar, ağır arabalar değil. Tabi bu arabanın az yakması için de hafif olması gerekiyor. Yani o orantıda değerlendirin, normal abi. Ona göre işte arkadakiler için airbag yok. Araba çift airbag. Bilmiyorum fullerine daha fazla airbag olanı var mı? Muhtemelen koltuk airbag'i falan gelmiştir yenilerinde. Normal işte bildiğiniz işte bu Logi Sandero'ların falan filan aynı ön göğsüne sahip. Bu sembollerle aynı TB sahip. Zaten Dacia Renault aynı, biliyorsunuz. Bir tane eko tuşumuz var. Fakat şu eko tuşu için, şu geçerli kullandığım için yorum olarak söylüyorum bunu. Abi zaten arabanın kasası normal sembolden veya Clio'dan ağır olduğu için 1.5 motor anca yetişiyor bu arabaya. Eko tuşuna da basınca araba gitmiyor doğal olarak. Hani bunu uzun yolda böyle işte hızlı sabitleyince falan uzun şekilde kullanabilirsin. Daha diğer türlü eko tuşuna basıp da arabayı yormanın, zorlamanın bir alemi yok araba az yaksın diye. Yani eko tuşuna basmadan da normal bir şekilde kullanıyorsun. Normal kaldırıyor yani arabayı, diyeyim, boş halini kaldırıyor. Dolu halinde de çok çok zorlanmıyor. Aşırı bir yük koymadığın sürece aynı şekilde kullanabiliyorsun. Motoru 1.5 90'lık abi. Hiç göstermeme bile gerek yok. Hani araba anlatmaya gerek yok yani, görüyorsunuz. Yayla gibi araba, şöyle göstereyim. 4 cam otomatik var. İşte cam kitleme falan filan, hız sabitleme, eko modu, klimamız analog. Elektrikli aynamız var. Dur şunları göstereyim, elektrikli ayna. İşte şurada bir göz var.
Burası kullanışlı abi. Torpidosu, ufak bir torpidosu var şöyle. İş görüyor mu? Görüyor abi arabada. Yani şu tavan mesafesi falan çok iyi arabanın. Şöyle tavan olarak yani bir tavanla şu an benim kafam arasında 50 santim fark var. Bir de yani boyum 1.80'dir. Normal Clio'larda falan bütün koltuğu indiririm dibine kadar. Anca bu mesafeyi bile yakalamaz yani. Şimdi bu arabaya bindikten sonra Clio hakikaten şöyle hap kadar araba geliyor insana. Araba ideal bir araba abi, tavsiye ederim yani o paralara. Şimdi sembol de alıyorsun, 90 lira olmuş artık bu model 2015. Bu muadille bir, bu kilometrede alacağın sembol. Bu araba da aynı paralar işte, 90 lira 100 lira bir para. Aşağı yukarı aynı arabadır. Beyler inşallah dediğim gibi seste bir sıkıntı olmamıştır. Arabanın bagajı 7 kişi, hani koltukları açtıktan sonra bagaj hacmi kalmıyor. Şimdi bu minibüslerde falan filan da böyledir. Örnek veriyorum, bir tane VIP Vito'muz vardı biliyorsunuz. Bagajı yok yani, arabanın içine verilmiş bütün alan. Ya bu tür arabalarda artık hani birinden vazgeçeceksin. Ya bagajın olacak ya 7 kişiyi toplayacaksın. Bunun için arabaya ekstra, örnek veriyorum, bu hatchback arabalarda çok yaparlar. Port bagaj attığını farz et abi. Ama bu araba 90'lık şimdi. Arabaya hem 7 kişi binip hem yani port bagaj atıp onu eşyayla doldurup çekmesi arabayı zorlar yani. Arabanın motoruna hakikaten böyle yüklenmiş olursun. Şimdi o arabaya dediğim gibi hani motoru hani normal dediğim gibi Clio ile sembolle aynı motor konmuş bu araba, ama kasa büyük yani. Kasa abi baktığında heybetli bir kasası var şimdi. Yani minibüse yakın denecek bir kasa. 5 kişilikleri bu kadar uzun mu bilmiyorum bu arabanın. Yani Doblo'nun yerini alır mı? Yani bu araba geliştirirse alır mı alır. Çünkü aile arabası abi. Doblo'da her sene muayene var. Bu arabada öyle avantajı var. Her sene muayeneye girmiyor araba. Otomobil geçiyor. İstediğinde dediğim gibi şu koltuğu moltuğu ayarlıyorsun. 7 kişilik Doblo'larda mesela arkada oturan kişi makaslı olduğu için o arabada aşırı bir en arkadaki kişi perişan olur yani. Bu arabada abi dingil mesafeleri falan güzel arabanın. Yani 7 kişi en arkada otursan bile arabanın konforunu yakalıyorsun bir şekilde. Hani dediğim gibi o 7 kişilik Doblo'daki gibi zıplatmaz. Şimdi o tabiri kullanmak istemedim ama zıplatma olayı. O şekilde bozmaz. Mesela şu arabalar vardı bir zamanlar. Onlar da 7 kişilik falandı. Şu araba geldi onun yerini aldı. Bebeğim gibi ya. Beyler şimdi dediğim gibi arabada anlatılacak bir şey yok. Hani sürüşünü falan da çekeceğim şimdi. Şimdi bu daha önce çektiğimiz i20 vardı. Hatasız araba alır mısın almaz mısın, hatasız mıdır gerçekten falan filan diyene kadar video yayınlandığı gün araba satıldı. Ondan önce bir Polo gösteriyordum, siyah ağır hasarlı tavan eklemeli falanlı filanlı. O araba da satıldı abi. İşte Leon dedik satılmıyor etmiyor 2 aydır elimizde, o araba da satıldı abi. Şimdi abi nasıl satıyorsun bu kadar? Şimdi her arabadan para kazanmıyoruz. Örnek veriyorum, Leon'u ufak bir karla verdik. Polo'yu ufak bir karla verdik. Yani benim sattığım arabaların ilanlarına bakın abi. Hakikaten piyasadan uygun rakamlar yazıyorum. Nasıl yazıyorum? Abi büyük bir kar hani gütmüyorum arabanın. 100 lira bu aldık abi işte 15 lira 20 lira kazanalım değil abi. 2 lira 3 lira üstüne de verdiğimiz araba oluyor. Hani hızlı dönsün maksat yani. Araba ticaret olsun. Gelen müşteri de farklı müşteri getiriyor. Sirkülasyon oluyor, dükkanımızın reklamı oluyor, gelen memnun kalıyor, bir arkadaşını getiriyor, araba satacağı zaman yine geliyor. Esnaflığımıza güveniyoruz o şekilde, hani yanlış anlayanlar olmuş, esnaflığımıza güveniyoruz derken araba kitlemiyoruz kimse. Her şekilde bak ilanlara eksperlerini falan filan koyuyoruz. Daha ne yapalım yani, nasıl kitleme olayı olsun ki? Arabayı abi şunu anlatıyor diyoruz, şurası şöyle burası böyle. Öyle bir şey ki diyorum ya, yoğunluk var. Abi durduğumda kafa böyle artık insanlara ders anlatmaktan, memnun etmekten, böyle sürekli konuşmaktan şey oluyor böyle, nasıl desem, kafa böyle yorgunluğu oluyor. O yüzden bu hani video işlerine falan filan çok şey yapamadık. Biraz da mikrofonsuzluktan olmadı. Abi arabaları dediğim gibi gösterdiklerinin hepsini sattık. Esnaflığımıza güveniyoruz. Böyle değişik arabalar alacağız. Bir tane Doblo videomuz gelecek. Bu arabadan sonra inşallah onu bir arkadaşımıza sattık. Aldık direkt, verdik o arkadaşa. O arabayı bir türlü yakalayıp çekemedik. Doblo videomuz gelecek. D3 kasa. Bir tane elektrikli Toyota videomuz gelecek. Instagram'a atmıştım. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.